zaman şeye gelmişiz. Bayağı bir şeyler anlatmışsın sen ya. Ben abi, benim çenem durmaz. Ya mizah yetmezliği diye bir şey var o zaman şimdi. Yetmezliği mi, eksikliği mi? Yani. Tabi. Yani, veya mizahın şekli değişti. Şimdi politik hiciv yapılıyordu, daha az yapılıyor. Başka türlü slapstick komediler daha ön planda. Ama bize göre bunlar yani, bizim gözlemimiz. Yani. Tabii. Belki de öyle değil. Yani işte durum ya da şapşallık komedisi dediğimiz şey, yani çocuğun dahi gülebildiği bir şey olduğu için biraz garantidir. Ama mesela ben işte bazı filmlere gidiyorum, böyle çok gişe yapan filmler bunlar. Yani izlemek istiyorum. Fakat daha büyük ya da daha entelektüel olduğum için değil. Artık ben farklı bir moda geçmişim ve çok canım sıkılıyor. İki tane filmi yarım bırakmak zorunda kaldım. Çünkü o tarz komediyi artık ben tüketemiyorum. Yani benim bünyem onu almıyor. Ben ne istiyorum? Böyle biraz daha bilişsel, biraz daha işte sosyal konulara dokunan, biraz daha benimle ve özümle alakalı, daha böyle söz dağarcığını zorlayan, bana belki bir şeyler öğretebilecek, bana yeni perspektifler kazandırabilecek bir şeyi ben daha çok arzuluyorum. Fakat sorun, böyle içerikleri artık bulamıyoruz. Şimdi böyle içerikleri bulamadığın zaman, çok az bulabildiğin zaman, öbürü seni kendine dönüştürüyor. Artık yani bu bir ihtiyaç sonuçta. Ben de gülmek istiyorum. Tabii, dolayısıyla yavaş yavaş öbürü senin zihnini dönüştürmeye başlıyor. Bunun bir bedeli var toplumsal olarak. Biz mesela 80'lerde, 90'larda, en azından Türkiye çapında bakalım. Yani o zaman yapılan komiklikler, o zamanki kabareler, o zamanki gösteriler, kötüleri de çok vardı. Yani illa ben sana bir mesaj vereceğim bilmem ne diye çıkan tipler de vardı. Ama mesela ben Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın Deve Kuşu kabaresinin üstüne tanımıyorum. Yani çok iyi bir ton yakalamışlardı. Evet. Ne saygısızdılar, ne çekingendiler. Yani gayet yerli yerinde mayası tutan, cinsel esprileri bile o kadar ki o zamanın tutucu toplumunda düşün. O kadar güzel yapıyorlardı ki. Onu söyleyince Haldun Taner'i de ben. Tabii. Yani bir, bu arada benim müktesebatım da çok geniş değil. Önüme ne gelse onu gördüm. Ama onlar çok popülerdi ya o zaman. Şimdi bugün işte bir Cem Yılmaz gibi vesaire, onlar popülerdi. O zamanın espri kaldırabilir yapısıyla bu zamanınki farklı. Bu bir kişinin, bir dönemin, bir iktidarın, bir bilmem nenin eseri olamaz. Yani biz bir toplumsal olarak genel olarak bir dönüşüm bir var. Bir dönüşüm geçiriyoruz. Negatif. O dönüşümün bir sonucu. Tabii şu da var. Bugün işte sen bu konuyla geldin. Biz bugün burada bu konuyu konuşuyoruz. Demek ki böyle bir ihtiyaç var. Bu var, bizim icat ettiğimiz bir şey. Hayır. Ve muhtemelen yakın zamanda bu işte sosyal evrim diyelim, böyle bir şeyi tekrar ortaya çıkaracak gibi gözüküyor. Ya benim zaten bu programa niyetlenirken derdim oydu. Yani şeyi hatırlıyorum. Ortaokulda, lisede ben servisle giderdim ve Deve Kuşu Kabare'nin kasetleri vardı. Ha, tiyatroyu izlemezdik ama servis yol boyunca okula gidene kadar biz o tiyatroyu dinlerdik. Tabii. Bir süre sonra bütün oyunu ezberlediğimizi fark ederdik. Yani evet. Ve o gelmeden ezberler biliyordu. Var pek çok sahnesi var. Ben onları geçen şeyini buldum. Böyle bir bütün külliyatını aldım, baktım ve hala izlenebiliyor. Eleştirdikleri bazı konular, kavramlar hala devam ediyor. Tabii. O zamandan bozulmasına gördükleri şeyler şu an daha da bozulmuş vaziyette. Mesela şeyi söyleyeyim bak, politikadaki en büyük eksiğimiz Türkiye'de. Espri yok, komiklik yok, kinaye yok, ironi yok, bunlar yok. Yani daha üst düzey düşünmemizi sağlayıp bizi böyle biraz hayrete sokup güldürüp rahatlatacak bir şey yok. Ben şeyi çok güzel buluyorum, bu işte Winston Churchill malum işte. Savaşın en cafcaflı zamanlarında İngiltere'nin başına geçirmiş falan bir adam. Savaştan sonra bir kadın milletvekili buna ayaküstü bir sohbette parlamentonun önünde diyor ki sen diyor ayyaşsın, hatta iğrenç derecede ayyaşsın diyor. O da ona diyor ki canım benim diyor, sen de çirkinsin, hatta iğrenç derecede çirkinsin, fakat ben yarın sabah ayılacağım, sen hep çirkin kalacaksın diyor. Millet basıyor kahkahayı ve kadın da gülüyor buna. Yani şimdi bu tabii biraz seksist de bir şaka ama gibi. Netice itibariyle bugün bir mesela Amerika parlamentosu dahil böyle bir şeyi çok az görebiliyoruz. Yani bu insanları rahatlatan, veri akışını kolaylaştıran, bir kere beraber bir şeye gülebildiğiniz insanla kavga edemezsiniz. Evet. Bu önemli. Bir şeye gülebildiğiniz insanla kavga edemezsiniz. Mesela falanca işte Cem Yılmaz'a örnek verelim gene. Onun gösterisini atıyorum. 1000 kişi geldi. Bu 1000 kişinin hepsi aynı dünya görüşüne sahip. Hayır. Ama orada kakara kikiri güldüğünüzde bütün ayrılıklarınız önemsiz hale geliyor. Dolayısıyla belki bunu daha akıllıca kullanmamızın zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Göbekten yarılmış bir ülkedeyiz zaten. Yarılacak bir son mevzumuz var. Çok birleştirici önemli bir silahımız var. Onu unutmayalım. Onu diyecektim. Askerleri uygun adım yürütürler. Aynı tempoda uzun süre tempo tuttuğun vakit, vücudunda buna adapte ettiğin vakit bir birliktelik duygusu oluşuyor. Oksitosin salgısı. Şimdi beraber güldüğümüzde de bu oluyor o zaman. Hem nasıl? Beraber koroyla şarkı söylediğinde, beraber bir işte takım sporu yaptığında ve beraber güldüğünde
vücutta ölçülebilir derecede oksitosin artıyor. Oksitosin yaptığı iki iş, tekrar hatırlatayım. Bir, bizi bağlıyor, yani beraber gülen insanları bağlıyor. İki, endişeyi yatıştırıyor. Yani gidip amigdala dediğimiz endişe bölgesini susturuyor. Böylece sen daha sakin, daha güvenli bir ortamda olduğun için daha iyi bilişsel fonksiyon gösterebiliyorsun. Bu çok güzel bir nimet yani. Bunu artıralım. Var. Keşke. Şey de var şimdi, Netflix'te takip ettiğim bir Dangerous World of Comedy diye bir belgesel var, birkaç bölüm. İnsanların çok zor koşullarda hala mizah yaptıklarını görüyoruz. Yani tabii. İç savaş çıkmış, savaştan yaralı dönmüş, vücudunun yarısı yok. O adam çıkıp anlatıyor bununla ilgili ve onu gülebileceği şeyler anlatıyor. Yani Ricky Gervais her şeyin mizahı yapılabilir diyor. Hani o adamın mizahını ben yapamam ama o yaptığı vakit saygılıyorum ve aa, bunu kabullenmiş diyebiliriz. Bu arada bunları Ricky Gervais dedim. Bak, Ricky Gervais, Louis C.K., işte merhum George Carlin vesaire. Şimdi bu tip adamların yaptığı komedi, özellikle Carlin'in, Carlin'i burada bir ayrı koymak lazım belki, gerçekten bir toplumsal protesto hareketi ve değiştirici. Şeyinki ahlaki bir protesto, Louis C.K.'inki. Yani hakikaten yani süper az. Ama şimdi bak, sonunda bir sıkıntı oluyor. Mesela bu herif de sonuçta bir ahlaksızlıkla maalesef mimlendi ve tahtından bayağı bir inmek durumda kaldı. Ricky Gervais 40'ından sonra stand-up'a başlamış bir adam. Ricky Gervais'in yaptığı da tamamen aslında hani kendi ait olduğu işte bu ateizm ve militan ateizm modeli bir propaganda yapmak amacı. Ama çok başarılı. Yani adam gerçekten çok zekice ve bunların hepsinin ortak noktası üst düzey zekaya hitap ediyor olmaları. Ve bunu popülerize edebiliyorsunuz. Dünya bizden zeki değil. Yani bu insanların dinleyicileri de öyle IQ'ları 280 falan insanlar değiller yani. Ama siz bunu doğru sunduğunuz, doğru yaptığınız zaman çok güzel alıcı buluyor. Türkiye'deki de en iyi temsilcisi hala söylüyorum Cem Yılmaz'dır. İyidir. Cem Yılmaz'ın suya sabuna dokunmamakla eleştirenler vardır. Cem Yılmaz'ın dokunduğu bütün su ve sabunlar amacına ulaşmıştır bence. Yani kavga ederek mizah yapamazsın. Birleştirerek mizah yapamazsın. Bu da zeka ister. Yani her adamın yapabileceği bir şey değil. O şey gibi işte, Churchill'in verdiği karşılık gibi bir şey gerek yok. Mizahla kavga edebilmen için. Tabii. Yoksa o ciddiyeti mizahla yok edebilirsin. Herkes gergin abi. Ben anlamıyorum. Herkes böyle bir şey yani. Niye böyleyiz? Biz daha az bir sakin. Öleceğiz yani yakında. Kasmaya gerek yok. Şey izledin mi? Ricky Gervais deyince Afterlife diye bir küçük dizisi var. Aa, izledim tabii ki. Yani. Eşi öldükten sonra iptal olan evet. Adam. Aslında çok duygusal. Adam ne kadar ters. Fakat o da bir mizah alanı içinde ve müthiş bir şey. Netflix'te var mı? Netflix'te var. Tamam, izleyin. Zaten 4 bölüm mü ne? 4-5 bölüm. Çok az şey. Yani. İşte bunun gibi tavsiye edelim o zaman. Toplumsal hizmet olsun. Kamusal. Ricky Gervais'in Afterlife'ı. Kominsky metodu çok güzel. İki aksi ihtiyacı. O da bir oyuncu koçu artık yaşı geçkince ve bir arkadaşı var, eski menajeri. Ama işte sen ben gibiler, bizim 80 yaşındaki versiyonumuz düşün. Birinin işleri biraz daha kötü, birinin ailevi sorunları var, birinin işte eşi vefat etmek üzere. Fakat bu iki adam hala hayattan zevk alarak yaşıyorlar. Hala birisiyle çıkmayı düşünebiliyorlar. Yani günlük hayatta sen ben veya 18 yaşındaki hallerimiz ne yapıyorsa yapmaya devam ediyorlar. Bu belki biraz da şey bir şey, yani bizde o yaşta insanlarla ilgili kültürel farklılık. Bir dizi çekilse hani o kadar kaldır üstü gelir seviyesinde olup da bunların peşinde olan çok az insan vardır. Fakat normal hayat öyle akıyor baktığım vakit. Belki biz erken mi yaşlanıyoruz veya yeni mi değişiyor o biraz ufak ufak o değişim. Valla bunların böyle bir formülle ifade edilebileceğini çok sanmıyorum ama her zaman ruhunu yaratır. Yani o zamanın ruhu belirler bazı şeyleri. Ben tekrar söyleyeyim, benim umudum şurada, biz ikimiz 30 yıl sonra oturup bu konuları böyle bir kanalda konuşma ihtiyacı hissediyorsak bu geliyor demektir. Bir şeyler dönüşüyor. Bunun farkına varıyoruz demektir. Çünkü biz böyle çok cin fikirli adamlar değiliz yani. Biz de sonuçta zamanın toplumun içinde okuyarak tabii bir şeyler yapıyoruz. Dolayısıyla insanların böyle bir ihtiyacı var. Tabii ki hala aptalca şeyler popüler olmaya devam edecek. Çünkü aptalca şeyin popüler olması bu devrin iletişim imkanlarıyla doğrudan alakalı. Evet, herkes içerik sahibi. Kolay algılanıp kolay paylaşılan şeyler, zahmetsiz tüketilen şeyler hep popüler olacak. Bir de kısa sürüyor. Tabii, fast food gibi yani. Ama diğeri çabayla, diğeri fedakarlık yaparak, diğeri gerçekten zamanından, zihinsel enerjinden ayırarak, destekleyerek var olmaya devam edecek. O ölmez, o ölürse insanlık ölür çünkü. Evet. Daha üst düzey seviyelerde bu yeteneklerimizi kullanmayı unutmamamız lazım. Bu bir görev. Yani bunu hatırlatmak da görev, bunu böyle yaşamak da görev. Tabii ki sanat. Yani maalesef sanat, sanatçının işi, profesyonel işi gibi algılanmaya başlandı.
Sanat insanın yapabildiği, sadece insanın yapabildiği bir şeydir. Komedi de bir sanattır bu sonuçta. Sanatın geneli hakkında söyleyebileceğim bir şey komedi için de geçerli. Onu kaybederseniz gerçekten insanlıktan büyük bir parçayı kaybediyorsunuz. Atatürk'ün hayat damarlarından biri. Ben yıllar sonra anladım ne demek olduğunu. Bu demekmiş gerçekten. İlk mağara duvarına resim yaparak modern insan vasfını almaya hak kazanmış bir türün torunlarıyız. Dolayısıyla mağara duvarına resim yapmak lüzumsuzluk, boş iş, efendim gereksizlik değil. Yine insan olmanın iktizalarından bir tanesi. Aşo. Bak gene Arok geldi aklımıza. Sanatçı olma, savaşçı ol. Ezilme, ez. Baba, eserlerim gelecek nesillere bir ışık. Esirler nerede? Aşağıda. Hadi git esirlere eziyet et. Hadi yavrum. Ya bunu da güzel işlemiş adam. Komedi filmleri cinsinden çalışıyor yani. Ya da bir şeyin içinde mizah var. Onu görüyoruz. İlla komiklik olması gerekmiyor. Her komik mizaha dahil değil. Çünkü mizah tabii ki başka bir şey. Şey bir yapı, katmanlılık gerektiriyor. Evet. Verdiğin mesajın karşıdaki tarafına alınabilmesi için o bağlamda olabilmesi gerekiyor. Bağlam çok önemli. Yani tiyatrodan biliriz şimdi bir adam karısını aşığıyla yakalar. Şimdi oyun bir dram, trajedi ise adamla sinirleniriz, üzülürüz, öfkeleniriz. Oyun komedi ise adam durumunda güleriz. Evet. Bağlam farklılaşmıştır ama oyuncunun verdiği duygu ve çatışma aynıdır. O aynı duyguyu yaşıyor. Aynen. Birinde biz çok üzülürken öbüründe çok gülüyoruz. Ama Gene Wilder bir röportajı var. Orada rahmetli oldu galiba değil mi? Öldü mü Gene Wilder? Ben çok severdim. Amerikalı bir komedyen. Keşke ölmemiş olsa. Bir mülakat sanıyorum öldü diye hatırlıyorum. Şey diyorsun, komedi ve dram. Dram ha. Tatil yapacaksam dram çekerim. Gerçekten çalışmam gerekiyorsa komedi yaparım diyor. Komedi de çünkü ilk 3 dakikada güldürdün. Yoksa insanlar der ki bu ne? Zordur yani komedi yapmak. O şey, bir şey daha söyleyeyim. Demin söyledim de aklına geldi. Bu bence çok önemli. Bir stand-up gösterisindesin ya da bir filmdesin. Ağır ırkçılık içeren bir şaka yapılıyor. Herkes buna gülüyor. Aynı ırkçı ifade dışarıda sokakta söylerse belki adamı döversin. Orada niye gülüyoruz? O bir aktivite ve sınırlı güvenli bir alanda bize zararı olmayacağını bildiğimiz bir ihlal yapılıyor. Yani bir adam tutup eşcinsellerle, işte siyahlarla, şununla bununla dalga geçtiği zaman orada ona gülebiliyorsun. Çünkü onun o salon sınırları içerisinde ya da politik mizah yaptığında gülebiliyorsun. Diyelim adam senin oy verdiğin birisiyle dalga geçiyor. Ona da gülüyorsun. Yani bunun büyük bir rahatlatıcı fonksiyonu var. Orada bir enerji boşalması. Freud zaten şey demiş gülmeyi için. Sinirsel enerjiyi boşaltmak için demiş. Doğru demiş herhalde. Bir oranda doğru. Oradaki o güvenlikli alan her şeyi tolere edilebilir hale getiriyor ve böylece sanıldığı gibi sıradanlaştırmıyor. Orada küfür eden insan sana küfür öğretmiyor. Orada küfür eden insan küfürün ne kadar kötü bir ihlal olduğunu hatırlatıyor aslında. Onu gülerek tasdikliyorsun sadece. Dolayısıyla mizahın iyileştirici, rahatlatıcı ve birleştirici gücünü unutmamak lazım. Bu yine şeyli, hani o bağlamla, coğrafyayla da biraz ilgili. Şimdi orada evet aynı kültürün içindeysen bir Japon komedyen Konya'da linçin eşiğinden dönmüştü. Böyle geleneksel Japon işte halk oyunu gibi bir şey yapıyor. Bir, elinde bir düdük var, ağzıyla çaldı, burnuyla çaldı, millet güldü. Üstünde de sadece sumocuların giydiği kıyafetimsi şey var. Adam bunları yaptıktan sonra iyi reaksiyonlar aldı. Sonra düdüğü aldı, elini arkasına doğru götürdü. Anamız bacımız var lan diye saldırdılar. Şimdi demek ki Konya'da veya Türkiye'de bir takım lazım. Tabular var. Yani bu hani kültüre göre de çok fark ediyor. Örneğin espri, var. Yani özellikle insanlar karşısında bir espri yapmak, bir komiklik yaratmak neden zor? O kadar çok potansiyel problemi aynı anda değerlendirmen gerekiyor ki. Yani zihnin öyle bir çalışması lazım ki. Diyorum, 1000 kişiye bir şey söylüyorsun. Ya hepsinin ortak olarak zararsız görebileceği bir şey yapabilmen lazım. İhlal edeceksin ama onu zararsız yerde tutacaksın. Dolayısıyla gerçekten zeka işi. Evet. Çok yüksek zeka istiyor. Hem ihlal var bak. Bu ikisi çok önemli. Yapıyorsun. Bir sınır aşacaksın ama o sınırın zarar vermeyeceğinden emin olacaksın. İşte düdüğü götür de bazı yerde problem çıkar. Şey var bununla ilgili de dur şimdi. The Strange Politics of Disgust diye bir video izlemiştik. Evet. David Pissarro'nun. Evet. İnsanların tiksinme, iğrenme duyguları ne kadar yüksekse muhafazakarlığa o kadar yatkınlar. Aynen. Ne kadar tolere edebiliyorlarsa işte karşıt gruplara falan toleransları daha yüksek. Yani herkes bilir liberal ekiplere bir şey anlatmak çok daha kolay. Kolay. Yani. Çünkü onların ihlal alanları daha geniş. Yani ihlal edilebilir alanlar. Bunun peki şeyle ilgisi var mı? Muhafazakarlık, liberallik, mizah anlayışıyla, espriyle. Olmaz mı? Var değil mi? Yani mesela hiç isim vermeyeyim ama bildiğiniz ciddi grupları düşünün. Çok ciddi gruplar. Çok ciddi gruplar. Ortak özellikleri muhafazakar olmalarıdır.
Yani bu sadece dini anlamda söylemiyorum. Politik anlamda, gelenek anlamında, yaşam, ideolojik anlamda. Şey. Böyle muhafazakar adamlar böyle aşırı ciddidir. Yüzlerinde iz çıkar 30'undan sonra, yani gözünde, kaşında falan. Çünkü orada bir aşırı ciddiyet hali ve ihlal edilebilir sınırların daralması vardır. Çok hani dedim ya, ideolojiyi, işte inancı, yaşamın çok merkezine koyduğunda böyle bir darlık oluşur. Halbuki mesela hani liberalle bizim ülkede gevşek diyorlar ya, gevşek lan bu adam falan diye. Gevşek gerçi, ben de gevşeyim yani, benim karşımda bilmem ne esprisi yaptıklarında çok tınmam yani, benim hayatıma bir direkt müdahale yoksa. Hatta gülerek ondan öğreniyorum ben. Önemli bir şey bu. Ben mesela inançlı bir insanım. En çok ateist komedyenleri seyrediyorum. Özellikle ateizm anlattıkları komedileri gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bana inancımın sınırları ve grileri hakkında çok fazla bilgi veriyor. Karşılık verebileceğin argümanları da tabii bunlar. Yani, ama tabii biraz böyle daha serbest bakışta olabilmek için de hakikaten geniş bir ciğer oluşturabilecek bir geçmiş yaşaman gerekiyor. Bende de daha tam yok. Benim de kırmızı çizgilerim var. Yani. Onlar da kalkar işte. O zaman şeye dönelim. Şimdi madem böyle biz beynimizi kandırabiliyoruz, yüzümüzün kullandığımız kas gruplarıyla omzumuzu şöyle kaldırıp şey yaptığımız vakit depresyondan çıkıyor gibi hissediyoruz. Şimdi bu tür durumlarda bu muhafazakar grupların içinden birileri çıkıp da hiç mi demiyor ya böyle bir şey yapalım, biraz daha yumuşak bakalım veya törpüleniyor mu onlar? Veya liberal gruplar hep beraber, yani biz liberal miyiz şimdi? Öptekiler daha muhafazakar bir böyle şey değil ki, ilgili bir sürekli bir durum değil ki yani. Bir dönem öyle gidiyor bazısı, bir dönem öbür türlü gidiyor. Bir insan sürekli ömür boyunca ha babam liberal, ha babam ciddi, ha babam muhafazakar olmuyor. Evet. Yani dönem dönem değişen bir şey ama bu grupların hani eskinin şahsın manevisi dediği ya da biz işte o ortak davranış dediğimiz hikaye devam ediyor. Yani bir dalga gibi insanlar değişiyor içindeki. Dolayısıyla o ciddiyet bazısına yeni ve ihtiyaç duyulan bir şey gibi gelebilir. Onun için de bir süre devam eder ama bir süre sonra o insan da abi der ya, hayat bununla geçmiyor. Yani hayat bununla geçmiyor dediği anda ya başkalarının hayatı dar edeceksin ya da biraz aklını başına toplayıp rahatlamanın bir yolunu bulacak. Yani dünya fani, geldik gidiyoruz, bu kadar ciddi olmaya gerek yok noktasına gelip işte o zaman mizahın, efendim esprinin, gülmenin, gülmecenin bir şekilde rolünü keşfedecek diye düşünüyorum. O zaman kapanışa doğru bir soru sorayım. Yapay zeka. Evet. Mizah yapabilir mi? Yani espri yapar herhalde de. Oh yes. Algoritmalar vasıtasıyla. Yapar. Yani şöyle bir şey. İnsanın bu paterni biz anladıktan sonra, yani nasıl espriyi buluyoruz, nasıl gülüyoruz, nasıl komik buluyoruz bir şeyi, bunu tam çözersek, bir de böyle evrensel algoritmasını ben keşfedemeyeceğimizi düşünmüyorum. Yani keşfedilebilir bir şey gibi. Bunu keşfettiğimiz zaman yapay zeka bunu yapar. Yapay zeka ile ilgili hep söylediğim bir şey var. Mesela sanatın her dalını yapar. Heykel yapar, resim yapar. Ama bunları icat edemez. Şimdi insanın özelliği yeni bir mesela metodu, yeni bir sanatsal akımı, yeni bir anlatım biçimini icat etmesi. Bizim icat ettiklerimizi yapay zeka güzel yapacak. Bunu yaptırdılar şimdi. Resim yaptırdılar. Tabii. Şiir yazdırdılar. Müzik yapıyor. Müzik yapıyor. Tabii. Hem de bayağı iyi yapıyor yani. Bach'tan, Beethoven'dan ayırt edemeyeceğin yeni Bach, Beethoven şarkıları. Müzikte bir takım matematiksel tabii. fenomen olarak müzikte öyle bir şey var. Onu hani olabilir ama bu yaratıcılığı bilmiyorum, yapıyor mu yapamıyor mu. Ben mizah, ya espri yapabilir ama hani bir mizah eseri ortaya koyabilecek mi? Ya ben çok şey bilmiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi hani, biz yapay zeka dediğimiz mizahı bilmiyorum. Yani neye atfediyoruz tam yapay zeka dediğimiz vakit? O da ya yapay zeka aslında öğrenen, örüntüleri öğrenen kompleks yazılımlar. Yani bizim kurduğumuz algoritma. Evet. Tabii. Ya göre davranan. Onu beslediğimiz veriyle öğreniyor ya. Dolayısıyla biz eğer mizahın algoritmasını çözerdi, bunu bu algoritma haline getirip yapay zekaya verebilirsek. İnşallah çözemeyiz. Aha işte ben de onu diyeceğim. Yani İnşallah çözemeyiz. Çünkü çözdüğümüz her şeyin canını okuyoruz. Ya Leonardo da Vinci gibi yapay zeka yapsan, Leonardo da Vinci'nin eserlerinin kıymeti azalacak mı yani? Ya da bunlar Leonardo da Vinci ile eş kıymetli mi olacak? Sıradanlaşacak yani, problem o. Dolayısıyla o nadirat, o böyle ne bileyim Louvre Müzesi'ne gidip herkes o Mona Lisa'yı görecek. Bu ne lan yapıyor? Küçücük bir şey, pul gibi. Herkes böyle kocaman bir şey bekliyor Mona Lisa'yı ama oradaki kıymet ne boyutta, ne boyada, ne teknikte, şimdi ne... Orada aslında şey var, Mona Lisa çalınıyor ya. Hmm. Çalındıktan sonra aslında. Ya öyle orada bir şey vardı değil mi? Orada bir hikayesi var yani. Tam, evet hatırladım. Mona Lisa çalınıyor. Bir takım restorasyonlar yapan bir ekibin bir parçası tarafından ve işin garibi çalındıktan 24 saat sonra anlaşılıyor Mona Lisa'nın çalındığı. Yani yerine saçsız koyuyorlar. Yani eserin şey olma hali bir fenomen olarak böyle bir sanat eseri olarak bu kadar popülerleşmesinde bir de böyle de bir hikaye var altında. Ya yani. Şu bardak evinde duruyor abi. Bu bardak evinde duruyor. Herkes gelip burada bir bardak var. Burada bir bardak var. Burada bir bardak. Bardak bu yani. Ama birisi buna bir hikaye yazdığı anda
o bu bardak oluyor. Ya biraz böyle bir şey. İnsanın anlam yükleme meselesi. Evet, yani evet. Biz o anlamı yüklediğimizde bir şeyler anlamlıyor. Yoksa bir tane yarı sırıtan hatun portresinin ne önemi olabilir ama orada geçen bir programda 25 dakika adam Mona Lisa'yı anlattı. Böyle kaldım elimde, kumanda değiştiremedim yani. Öncesinde şey var Mona Lisa ile ilgili. Oklar var. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Hı. Oraya gidene kadar geçtiğin eserlerin de haddi hesabı yok ama tabii, insanlar gidip tabii, Mona Lisa ile selfie'lerini yapıp Louvre'un farzını yerine getiriyorlar. Allah kabul etsin, çıkıyorlar. Tabii diğerlerini de hiç görmeden gidiyorsun. Bir de böyle yani, bir yani 3 günlüğüne gittik. Şimdi yani müzede de düşünenler için büyük ibretler var gerçekten. Neler neler geçiyoruz bir Mona Lisa göreceğiz diye ama gene yaptın lan. Valla işte böyle. Ama bizim buradaki şeyimiz mizah. Mizahın peşindeyiz ve Brecht demiş ki mizahın olmadığı yerde yaşamak çok zor. Katılıyorum. Ama her şeyin mizah olduğu yerde yaşamak imkansız. Ona da katılıyorum. Senle yeterince zaman bir ara biz gerçekten artık işin dibi çıkmıştı üniversitedeyken yani. Bir normal günümüz geçmiyordu. Neyse ki yaşlandık Allah'a şükür. Biraz daha böyle yavaşlamak güzel bir şey. Artık böyle akıllı uslu program. Bilmiyorum ne kadar akıllı uslu oldu ama. Açılış oldu. İnşallah güzel olur. Artık bu bir bölüm mü olur? İki bölüm mü olur? Ozan'ın anları tutulmaz bilmiyorum. Yalnız birilerine borcumuz var, onu söyleyelim. Yani sen de çok okudun, ben de çok okudum. Mizah dergisi biz çok biriktirdik, ettik. Biz, ne diyorsun? Biz bugünlere, yani bugün bunu konuşuyorsak bizim üstümüzde Aziz Nesin'in hakkı vardır. Oğuz Aral'ın hakkı vardır. Kesinlikle. Adile Naşit'in hakkı vardır. Haldun Taner'in hakkı vardır. Yani evet, şu an saymaya kalksak Zekin çok insan Alan, girecek. Asya, Metin Musa İbzade Celal'e kadar gideriz. Aynen öyle. Ben özellikle işte çoğu rahmetli oldu tabii ama yani şöyle geriye dönüp komedi diye baktığımda yani gerçekten işte Necdet Uygur, Levent Kırca vesaire, onların özellikle o ilk dönemlerde yaptıkları şey büyük cesaret işiydi. Cenk Koray mesela yani bunu televizyonlara, ana akım medyaya taşıyan ve bizim zihnimizi şekillendiren insanlar bunlardı işte. Yani şanslı döneme denk gelmişiz. Felsefecilerden çok daha fazla, politikacılardan çok çok daha fazla, karar vericilerden çok 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 daha fazla bu insanlar yaptılar. Dolayısıyla o insanları yapanların da ellerine sağlık ve biz böylece işte böyle şekillene şekillene gidiyoruz. İnşallah gelecek neslimizi daha da güzel insanlar şekillendirsin diye de uğraşıyoruz. İşte bir Ozan var sağ olsun. O da. Ozan'a da özel, bu arada bir özel teşekkürüm daha var bu videonun sonunda. Sevgili Ali Aktan'a çok teşekkür ediyorum. O olmasaydı çok zordu bu işler. Bunu niye teşekkür ettim daha sonraki videoda açıklayacağım. Hadi bakalım. Kaçık beyin, mizahsız kalmayın. Saçma sapan bitti lan.